Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şimdi de Okan Buruk hocamız geldi, ona dönüyorum. Nasıl başlıyoruz? Evet. Metin Bey, buyurun, sorularla başlayalım. 3 maçlık bir galibiyet serisi, ardından Dünya Kupası için verilen ara, ritminizi bulmuşken bu verilen aranın olumlu ve olumsuz yansımaları takıma nasıl oldu? Şimdi tabii ki benim en büyük bu arada, hani bu soruları tabii insanlar bize soruyor, biz kendi kendimize soruyoruz. Tabii o ivmeyle devam etmek isterdik bir kere. Ama tekrar lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Bu şansımız devam ediyor. Tek korkum özellikle milli takıma giden oyuncular, Dünya Kupası'na giden Türk milli takımı, Kerem gitti, Ümit milli takıma giden oyuncularımız, Yusuf Avusturya milli takımına gitti. Orada tabii ki sakatlıklar yaşanmaktı. Bir de tabii ki kendi içimizde yapacağımız antrenmanlarda yani en büyük korkumuz tabii ki sakatlıklardı. Maalesef bir iki tane sakatlığımız oldu. Sergio Oliveira'nın sakatlığı oldu. Bilek dönmesi oldu. Dün Icardi'nin bir topuk pası verirken arka adresinde bir zorlanma oldu. Onunla ilgili bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardır. Raşika'nın maçtan kalan Sacha Boy'la bir çarpışmasından dolayı kalan bir ağrısı vardı. Hala devam ediyor. Bizde başlamadı. Emre'nin sakatlığı vardı. Yine Ross'un sakatlığı daha önceden olan bir şeydi. Hamza'nın sakatlığı vardı. Ya bu dönem en büyük korkumuz sakatlıklardı aslında. Maalesef şu anda onu yaşıyoruz. Ama dediğim gibi lig başladıktan sonra özellikle milli takımdaki Dünya Kupası'ndaki oyuncular da bize katıldıktan sonra daha net bir şekilde yine maçlarımızı en iyi şekilde hazırlanacağız. Ama bu süreçte de bizim için oynayacağımız hazırlık maçları şans vermediğimiz, az şans verdiğimiz oyuncuların kendileri gösterme açısından diğer oyuncuların yerini tamamlaması açısından bizim için önemli olacak. Burada da 5 tane maç düşünüyoruz. 4'ü şu anda güncellendi. Bir 5. maçı da olursa onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yani tabii ki bu sene böyle bir sene. Buna adapte olmamız gerekiyor. Adapte olacağız. Aslında devamlı çalışma yapıyoruz. Zaten oyun anlamında pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. İşte direkten dönen toplar baktığımızda neredeyse attığımız gol kadar toplarımız direkten dönmüş. Ona yakın bir sayıyla birlikte direkten dönmüş ve birçok pozisyona giren ofansif anlamda güçlü bir takımdık. Bunu sadece sonuca çeviremiyorduk. Son maçta bu oldu. Yüzdemiz çok fazlaydı aslında. Tabii ki bununla ilgili hep çalışmalar yapıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın sonuçta oyuncunun da kalitesi, bitirişi, sonlandırması çok daha önem kazanıyor. Burada özellikle son iki maç kazanıp üçüncü maça Başakşehir maçına daha kendine güvenen bir takım olarak sahaya çıktık. Bunun da olumlu etkilerini bu maçta gördüğümüzü düşünüyorum. O yüzden yani birçok çalışma yapsanız da sonuçta dediğim gibi oyuncunun saha içerisindeki tercihi, vuruşu. Yani Başakşehir maçında her şey bizim için bu anlamda mükemmeldi ve önemli bir galibiyet oldu. Şimdi şöyle transfer... Tabii ki hazırlık yapılıyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzde ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz aslında kendi içimizdeki oyuncular. Yani bu hazırlık kampı, hazırlık maçları belki tam olarak kendi potansiyelini ortaya çıkartmamış birçok oyuncumuz var. Kadromuz çok geniş. Bu geniş kadro içerisinde az şans verdiğimiz oyuncular var. Çünkü tek maçlık, haftada tek maçlık bir süreç geçirdik. Burada az süre vermiş oyuncular, daha kendini net olarak gösterememiş oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var, akademiden gelen genç oyuncularımız var. Belki transfere kalmadan hazırlık kampında oynayacak oyuncularla transfer yapmayı ilk hedefimiz. Daha sonra transfer için tabii ki hazırlıklarımız var. Yani şu anda dediğim gibi transfer öncesi oynayacağımız hazırlık maçları, transfer öncesi oynayacağımız lig maçları, Türkiye Kupası maçları bize daha net bir şekilde ortaya bir şeyler çıkartacak. Şu anda ilk düşüncem tabii ki daha önce de söyledim. Yani şu anda transferden çok bu sürece iyi bir şekilde hazırlanmayı ve doğru bir şekilde elimizdeki oyuncuları kullanmayı düşünüyorum. Ondan sonra transfer geldiğinde daha net kararlar vereceğiz ama kadromuzu tabii ki her zaman güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Biz
transfer komitemizle birlikte, scoutlarımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız. Ondan sonra tabii ki transferlerle ilgili kararlar vereceğiz ama kadro genişliğimizden dolayı çok fazla bir transfer düşünmüyoruz. Yani şu andaki ilk düşüncemiz transfer değil. İlk düşüncemiz, yani özellikle benim ilk düşüncem, elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek. Zor bir fikstürdü. Tabii ki yeni bir takım için hep bunu söylüyoruz. Bazen belki fazla da söyledik. Yani yeni bir takım için bu kadar çok deplasman maçı, işte derbiler, üst üste oynanan maçlar. Bu tabii ki zor bir fikstürdü. Ama bunun tabii artı yanı, özellikle yukarıdaki grupla puan olarak başa baş gitmek, yani bu araya 2 puan liderin gerisinde girmek bu kadar zor bir fikstürle, bu önemliydi. Ama tabii ki yani avantaj, dezavantaj, kendi sahamızda oynadığımız maçlar bizim için çok büyük avantaj. Bunun için de çıkıp %100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Yani bu bizim için, işte biz avantajlıydık, bundan sonra ne olacak, daha mı rahat olacağız diye bir şey yok. Yani her maç aynı, içeride de dışarıda da olsa biz %100'ümüzü vermek zorundayız. Son haftalarda bunu daha net bir şekilde yaptık. Takımın kendine olan güveni daha net bir şekilde ortaya çıktı. Şu andaki hedefimiz de dediğim gibi, yani bu bundan sonraki fikstüre en iyi şekilde hazırlanmak, ama üst üste de maçlar başlayacak, hafta içi maçları başlayacak. Yine zor bir dönem bizi bekliyor. Takıma, kadroma hep güvendiğimi söyledim. Bu anlamda bu kadro içerisinde yoğun bir tempoda da oyuncularımla birlikte en iyisini yapacağız. Dediğim gibi avantaj, tabii ki oynadığımız fikstür bizim için avantaj, ama maç oynanmadan da hiçbir maç kazanılmıyor. Doğru bir şekilde oyunumuzu devam ettirmek zorundayız. Şöyle, son maçlar tabii ki oyun olarak daha net bir şekilde oyunumuz ortaya çıktı. Sonuç olarak da bunu ortaya koyduk. Bunun yanında tabii ki her zaman gelişmeye devam etmek gerekiyor. Durmadan gelişmeye devam etmek gerekiyor. İlk defa böyle bir tecrübe yaşıyoruz. Bu sene Dünya Kupası tecrübesi, ilk defa yaşadığımız bir şey. Burada da tabii ki en doğru şekilde takımımızı daha yukarıya, hem performans olarak hem fiziksel olarak, biliyorsunuz bir 10 günlük bir ara oldu. Devamında tekrar antrenmanlara başladık ama bir yandan da oyuncularımızı hem fiziksel olarak hem mental olarak hazırlamamız gerekiyor. Oyun olarak çok iyi bir yerde bıraktık. Aynı yerden devam etmek istiyoruz. Şöyle, tabii ki şu andaki mevcut kadroyla Ocak ayının tabii ki başlangıcından sonra 10 veya 12 yanlış hatırlamıyorsam transferin başlangıç tarihi. Şu andaki mevcut kadromuzla bu tarihe kadar devam edeceğiz. Yani hep söyledim, demin de söyledim, bu oyunculardan en maksimumunu önce almak istiyoruz. Düşüşte olan oyuncularımızı yukarıya çekmek istiyoruz. Belki az süre olan oyuncularımızı daha çok oynatmak istiyoruz. Sözleşme sordunuz tabii ki, Yunus'un, Kerem'in bu anlamda maddi anlamda iyileştirmeleri, onlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onların da özellikle Türk oyuncuların da bizim için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi anlamda, hem manevi anlamda, hem de fiziksel anlamda burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da Galatasaray'a ait olmuş oyuncular ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Biz bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kazanmak istiyoruz. Yani burada demin de söyledim, özellikle az süre verebildiğimiz oyuncular var. Lig, tek haftalık periyot içerisinde çok az süre verebildiğimiz oyuncular var. Bu hazırlık maçları aslında hem bizim için, hem oyuncularımız için, hem taraftarımız için de oyuncularımızı görme açısından, onların değerlendirmesi açısından çok önemli olacak. Yani burada dedim, az süre almış oyuncuları bu dönemde daha çok oynatacağız. Yani bu hazırlık maçı programımızı almamızın en büyük nedenlerinden biri bu oyuncularımıza süre verebilmek. Teklif gelen, yani direkt benim bildiğim, şu ana kadar teklif gelen bir oyuncumuz yok. Yani çok fazla şey yazılıyor. O geliyor, o gidiyor, oradan onu isteniyor. Bu tabii ki yazılacak. Bir de bu boşluk, Dünya Kupası arası tabii ki, yani Türkiye'de de bir şekilde bir şeylerin olması gerekiyor. Yani çok fazla şey yazılıyor ama şu an bize gelen net bir teklif yok hiçbir oyuncumuzla ilgili. Tabii ki transfer dönemi başladıktan sonra bize de teklif gelebilir. Bizden de teklif gidebilir. Bunlar olacak ama şu anda transferle ilgili bizde gelen herhangi bir oyuncumuzla ilgili bir teklif yok.